Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Expanded versiyonumuzun 4. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde hemen kapının önünde bitirmiştim videoyu ve ruhlara bakmamıştım. Ruhların keyfi yerindeymiş. Bu çok hoş oldu. Vogue'da kızartma. İyi var, onu öğrenmiş oldum. Yağmur yağabilir mi? Yağmur yağsın istiyorum çünkü gerçekten şunları toplamak ve sulamak bana çok zor geliyor. Sana patates koymuş muyum? Koymamışım. Al. Bu patatesi de yeriz. Aa, dur. Mesaj var. Muf muf mu sevmedim? 10 bal çıkacak. Tamam. Aşkım köpeğim. Orayı neden söyledim hakkında en ufak bir fikrim yok. Karnabahar ekmişimdir umarım ya. Hiç dikkat etmedim ona. Ekmişimdir diye de almadım. Gerçi dün aldım mı? Ya bir önceki bölümde. Hatırlamıyorum. Umarım almışımdır. Gerçi acelesi yok ya. Kışa kadar vaktimiz var. Yani bu ayında 28'ine kadar vaktimiz var. Alır ekeriz. Ah su, ah. Su derdimiz bitmiyor. Yaban avuçları yığmışım aşağıya. Biz bugün ne yapıyoruz? Balık tutabiliriz. Madene gidebiliriz. Para mı daha mantıklı yoksa madende ilerlemek mi diye düşünüyorum. Para tabii ki daha mantıklı çünkü ileride çok lazım olacak ama şey yapalım, günün yarısında balık tutup yarısında madene gidelim. Benim düşüncem o yönde. Bunu bırak, bunu bırak. Balık tutacağız dedik, bunu bırak. Bunu da bırak. Ama alanımız yok ya. Bence bugün balık tutalım. Yani çok sıkıcı olacak ama paramız yok. En azından şuna 2000 yapalım ve bir çanta alalım. Hani onu düşündüm şu an. Hani yer o ağzı. Gerçekten çok daha mantıklı. Hemen koştur koştur balık tutmaya gidelim. Şu eve yakın bir yerde tutayım da dönüp satarız. Çanta dolarsa. Sen kimsin? Senin de kıyafetin değiştiği için seni tanımadım. Dur, dur. Andy. Bahar soğanları bahar mevsiminde çiftliğimizin dışındaki topraktan fışkırıyor. Birkaç tane alabilirsem iyi bir yemek yapabilirim. Tamam dayı, o zaman aşağı ineceksin. Yukarı değil. Hemen şurada tutalım. Burada ne balıkları varmış? Kefal varmış. Güneş balığı. Oynama. Hı, mükemmel olsun diye uğraşıyorum. Evet, kefal. Bu nehirlerde iri ağız... Ay iri diyorum. Ufak ağızlı levrekte oluyordu ama... Güneş balığı, değil mi? Evet. Renk paleti. Gerçekten gözümü yormuyor. Orijinal Stardew'de renk paletiyle alakalı aslında canlılığı çok güzel. Ama şey çok fazla yoruyordu gözümü. Şu toprak rengi. Çok sarı. Gerçekten çok sarıydı. Ama bu çok hoş. Acaba diğer mevsimlerde nasıl olacak? İlerleyen bölümler için çok heyecanlıyım. Özellikle de bu seri için, yani Expanded serisi için. Şimdi aklıma geldi. Ya sen Minnow diye balık mı olur 5 santim?
Seni yemeğe kalksam asla doymazmışım, zaten enerji 5 veriyor. Onu söylemeyi unuttum size. Hiç dikkat etmedim olmuş mu diye de. Orijinal Stardew'de karakterler bacakları ayrık yürüyor. Duruşlarında da böyle bacağın arasında sanki böyle bir kare boşluk varmış gibi. Yürürken de bu belli oluyordu. Onu da kaldırdım modla. Artık bacakları bitişik karakterlerin. Normal bir insan gibi. O da mesela çok rahatsız edici bir şeydi. Ama yeter de. Hani ağzımı açmayayım diyorum da. Bugün şanslıydı bir de yani ruhlar. Şükürler olsun. Ya sanki çok yerim varmış gibi sandığı da aldım ama. Belki önemli bir şey çıkar içinden. Kılıç mılıç çıkarsa var ya. Çok sevinirim. Yavrum şunu iç. Hiç yer kaplamasın. Hemen en serisinden şunları da ye. Ya çok güzelsin. Karakterim o kadar tatlı ki. Devam. Ben bir tanem. Güzel, enerjimiz bayağı arttı. Sudaki sesi şey sanıyorum, balık sesi. Altın tutmamız çok güzel. Çünkü bu oyundaki her şeyde işte ekinde, yerden topladıklarınız, balıklar falan hiç fark etmez. Düz altın yıldızsız olanları var. Şunun gibi. Gümüşü, altını ve moru var. Mor en iyisi. Yani çok daha iyi geliri var. Yıldızı yükseldikçe satış fiyatı da artıyor. Devams. Ben onu yiyecektim. Yer kalmadı. Koş. Hemen şunları satalım. Miniko. Miniko. Bir şey mi istiyorsun? Hayır tatlım, sevmek istedim sadece. Yabancılarla konuşmaman gerekiyor. Tamam. Peki.
Konuşma. Şunları da çantaya atayım. Bu sefer üste gidelim. Farklılık olsun. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yok ya. Alt taraftan denize kestirme yol var. Oradan denize de geçebilirdim. Ama denizdeki balıkların geliri çok az. Yani ben daha çok... iki deniz balığı tutup kazandığım parayı buradan tutun bir balıkla kazanabiliyorum diye tahmin ediyorum. Yani net bir şey de söylemeyeyim, yalan olmasın. Bu arada insanların doğum günlerini kaçırmasam aslında çok iyi olur ama hiç aklıma gelmiyor. Hiç. Demetrios, biz artık seninle bir yıldız olabilir miyiz? Evet, kesinlikle ara vermek iyi olur. Yok, hiç ara veremiyoruz çiftlikte. Evet, yani kışın daha rahat. Ekin düşünmüyorsun. Ama o zaman da hayvancılık ağır basıyor. Polenlerin rengi pembe. Çok tatlı. Aa, efsane balık. Efsane balık gözüküyor. Her mevsim bir tane tutulan efsane balık var. Şu bakın. Bak bu iri ağızlı levrek, bak bu farklı. O efsane balık işte. 5000 gold falan galiba o. Ama tutması inanılmaz zor. Her mevsimde, yanlış hatırlamıyorsam. 4 ya da 5 tane efsane balık var farklı farklı. Bebeğim dur. Bak burada bir şey var. Bunu gördün mü? Ben gördüm. Ay tam yetiyor. Çok iyi. Ama o efsane balıkları tutmak için tutulması için kendine özel alanları var. Oralarda tutabiliyorsunuz. Mesela bu efsane balığı bu en köşeden atıp tutabiliyorsunuz burada. Gibi gibi. Hepsinin yerini hatırlamıyorum. Bunu şimdi görünce geldi aklıma da. Gitme işte, tutayım bol bol ya. Bu kırık gözlü geri dönüşüm kutusuna atarsak işlenmiş kuvarsa dönüşüyor. Bu yere koyulan minik meşalelerden yapıyor sanırım. Çok detay var da. Sebona var. Görüyorum seni. Seni serseri. Çılgınsın ben. Yak bir sigara. Görüyorum elinde. Oh. Gerçekten bad boy ya. Devam. Enerjimiz tükenene kadar devam. Yaptık ya 2000. Rahat. Bu kadar balık 1000 tutar. Şeye daha çok var. Yumurta şölenine. Hı, ismi geldi aklıma. O zaman kadar biriktiririz para. Bunu yakalayacağım. Ya kılıç versene. Onu da bir tane silah satın alacağım. Şöyle 1000 golda falan elimdekinden daha iyi kılıçlar var.
İyi bir şey çıkınca da satarız. Çok affedersiniz. Ya çöp vermesen. Enerjime tükeniyor. Son iki balık gibi gözüküyor. Bununla birlikte bir tane daha tutarım. Sonra şu bad boy'a yetişirsek bad boy ile konuşuruz. Çekenze. Evet, bu son balık. Sen ne seviyorsun acaba? Dur bakayım. Balık seviyor musun ki? Balık vereyim sana. Ya da yaban avucu. Sakın gitme balık gelene kadar. Gitme, geleceğim. Gitme. Gitme. Gitme, benimle kal. Benimle kal. Dün akşam keyif alışverişine çıktım ve 50 G'ye sardalye aldım. Keyif alışverişin mi? Pis idi. Lily'nin o çöp şeyi bu kadar ucuza vermesine şaşmamalı. Hey, adın Lily değil mi? Evet tatlım. Bad boy'um. Açık olacağım. Bu oyunda sana yürümeyi düşünüyorum. Kımıldama. Ne sevdiğine bakacağım. Daha kimseyle kalp yapamamışız ya. Yani canım benim, sen de öyle şeyler seviyorsun ki ben bunları nasıl elde edeceğim ki? Bir saniye, altta bir şeyler daha yazıyor. Onun için şunu biraz uzaklaştırmam lazım. Tamam. Şimdi gel bad boy. Victor'a da yürüyebiliriz. Ha, bunlarla Lia'la tanışmamış mıyım? Abi, amazing. Boşluk yumurtası, kabak çorbası, sashimi. Kurbağa mı? Yani öyle şeyler seviyorsun ki ben sana bunları nasıl veririm? En mantıklısı şu donmuş gözyaşı, o da madenden çıkıyor. İyi geceler. Beni unutma, tamam mı? Rüyanda beni gör. Çöpü tutayım elimde. Param olduysa yarın koşturup hemen gidip çanta alacağım. Yeter artık bu kadar işkence. Sürekli elimdekileri bırakıyorum falan. Sat 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 sat. Hayır, onu ver. Sat sat. Al. Şunu da al. Al bunu da ya. Buluruz. Hem de bol bol. Yani çanta alacağım. Yeter artık. Muf muf. Balıkçılık 3. Temiz. Ne? Bu kadar balık 900 mü etti? 1000 etmedi mi? Abi inşallah 2000 oluyordur ya. Ben 1000 olmuştur diye düşündüm. Ay tam 2045. Çok mutluyum. Gel falcı. Keyfi yerinde. Tamam. Üf, yarın yine yağmur yok. Çitler. Biliyoruz. Evet, karnabahar ekmişim bu arada. Büyüyünce görmüş olduk. Bir gün daha fazla alanınıza ihtiyacınız olabilir. İşte buradayım. Ben de yardımcı olabilirim. Bana bazı ham maddeler getirin ve bir ücret ödeyin. Evinizi genişletebilirim. İlk teklif ettiğim genişleme bir mutfak içeriyor. Bir
Mutfakta öğrendiğiniz tüm tarifleri pişirip... Sen Robin misin? Evet, ben farklı bir yazı sandım. Her neyse, umarım Yıldız Şehir Vadisi'nde kendinizi evinizde hissetmeye başlıyorsunuzdur. Sizin yerel marangoz, Robin. Robin, biliyoruz bebeğim onu. Ben bir an başka bir yazı sandım. O yüzden okuyordum. Burası niye yok? Hadi onu ben kırdım. Topladım mı acaba? Muf muf. Ben buradayım sahip diyor. Beni unutma diyor. Bana anne de. Kaç boşluk var? 2. 2 tane daha bir şey alıp ekelim oraya. Yemek olur. Muf muf nereye gittin? Ha, buradaymış. Poposunu dönmüş. Hemen çanta almak istiyorum. Çok iyi. Çok çok iyi. Ay şu an yeme. Enerjin gerçi azmış. Yiyebilir misin de. Yavru kuşum yeme bir şey daha. Devam. Yine maden yapabiliriz bu arada. Ama paramız sıfırlandı. Seninle tanışmamıştım. Buraya gel. Buraya gel. Bir şey yapmam için haber verin. Aa, niye öyle bir şey dedin? Bir tanem. Resmen kullanıyorlar seni değil mi? Jojo'da. Alex, görüyorum seni oradan. Seni çılgın. Bunları demiştin bana. Şunu bana ver acil, tamam mı? Ben geriliyorum. Kaç boşluk vardı? Asla hatırlamıyorum. Yani iki tane alabiliyorum zaten. Pierre'le dur konuşayım ya. Biliyorum. Ben kiminle tanışmadım? Burada gözüküyordu. Maurice. Bu çocuğu tanımıyorum. Maurice Jojo'nun sahibi. O çocuk ve Marlon. Tamam, hazır buradayken şey yapalım. Maurice'le tanışalım. İşlenmiş kumaş. Şu an yapamıyorum. Fırınım yok. Olsaydı denerdim. Maurice... Hayır, alma alma. Geçen bıraktığım çöp önüme çıktı ya. Ne dedim? Maurice dedim. Marlon dedim. Lia dedim. Maurice burada. Ve bir başka verimli iş haftası başlıyor. Umarım şeyin bu hafta geçen haftadan daha iyi performans gösterir. Çocuğu yorma. Çocuğun her gün daha tembel olduğunu yemin edebilirim. Belki maaşını... Saçmalama. Maaş kesmek yok. Devam. Bu arada yolda daha demin tanıştığımız kız şu. Sanırım. Ama diğer çocuğun kim olduğunu bilmiyorum. Sizde durumlar ne? Bu arada daha uygunsunuz Pierre'den değil mi? Deli gibi çalışıyor işte. Şey, ben orada bir şey gördüm. Ben orada
Ay tamam. Bunu kaçıramam. Bu demek çok balık demek. Buradan Marlon'un yanına gideceğim. Burada onu attığımı nereden anlıyorum? Fark ettiniz mi bilmiyorum ama attığınızda mavi yıldızlar çıkıyor. O çıkıyorsa oraya denk geldiği anlamına geliyor. Aldın sandım. Hemen göstereyim. Bak, minik yıldızlar çıktı. Onlar çıktığında oraya denk gelmiş oluyor. Güzel. Daha birkaç dakika oldu ve 3 tane balık tuttuk. Level aldım. Bakın. Artık üstüne geliyor. Çok iyi. Oltamızın boyu uzadı. İpinin boyu uzadı. Çok bereketli maşallah. Alex, gel sana balık tutmayı öğreteyim. Orada topu elinde tutup duracağına boş boş. Sadece havaya atıyorsun ve yakalıyorsun değil mi kanka? Pem teyzem. Nere? Sen, bayağıdır görmüyordum seni. Hazır bu tarafa gelmişsiniz, bir sohbet edeyim. Ah kafam mı? Gece çok içtin değil mi? Selam çiftçi. Sağ olun, selam. Gerçekten çok naziksiniz. Selam canım diyebilirdin. Ne olurdu yani? Şu gariban yüzümü güldürsen. Canım deyip. Zaten yapayalnız bir kızım. Ay yok, kırık gözlü. Bakın şu an inanılmaz sıkıntı çekiyorduk diğer türlü. Çanta var ya, gerçekten ilaç gibi ya. Ne yapıyorsun? Abi. Prensese bir geri geliyor. Yok, balık tutuyorum. Olivia, sana yetişmeye çalışıyorum. Lütfen balık tutmam gerekiyor, Olivia. Arkadaşlarından biri evi temizlemek için yarı zamanlı bir iş istiyor mu? Bilmiyorum. Güzel bir gün toplanma için, toplama için. Biliyorum. Ama benim ekinim çıkmadı. Ya sen şu kızı bir salar mısın? Kız şu an dışarıda. Senin de şu ev işlerine olan şu şikayetin ne zahmet edecek acaba? Abi. Tamam dayı. Çocukla konuşmayacağım. Gideyim şurayı kontrol edeyim. Hala devam ediyor mu bıngıllık? Hiç konuşmasam mıydım ya? Aa, hala devam ediyor. Çok iyi. Umarım gelemem şu an seninle konuşmaya. Şunu tutmam lazım. 5 kuruş param yok. Dondu oyun. O yüzden şey yapamadım. Demiştim bu seriye başlarken. Çok fazla mod yüklü olduğu için arada donma yapar diye.
10 balçıkça da kesebiliriz belki. Kanka. Evet, Maru çok iyi bir çocuk. Seninle artık 2 level olabilir miyiz? Ağmamlara ekmedim. Neyse. Tek şeyini sevmedim ya şu Expanded'da mağarayı çok uzağa yapmışlar. Sen kimsin? Edmund, dünyada pek çok gizem var. Yüzeyi henüz bile taramadık. Türkçe mi konuşun? Anlamıyorum ki. Merhaba. Dayı, ben buraya şey için geldim. Seni tanışmaya geldim. Hala bir şey tanışamadım. Penny. Evet, bir tek Penny kalmış. Bu çocuğu koymamışlar listeye. Hemen şurayı temizleyeyim. Şunları yiyeyim. Hayır dedim. Şuradaki su çok tatlı duruyor. Şöyle alayım. Enerji bize yetmeyecek. En azından 10 balçıkçıyı keselim. Hemen ilk kattan başlayıp. İlk katlarda daha çok oluyor. Balçıkçı. Aletler yanımda mı? Yanımda. Hemen düzenleyelim. Tek attım. Çok iyi. Diyeceğim, bugün ruhların keyfi yerinde. Yani balçıkça çıkmayabilir. Gerçekten çıkmıyor. Ama bakır güzel çıkıyor. Bakır farmlamış oluruz. Ne yapayım? Ciddiysin. Enerjimi mahvettin ya. Cık. Sinirlendiriyorsun ya insanı. De kurukların keyfi yerinde dedik ha. La havle ve la kuvvet. Ayır ediyorsun insanı. Balçıkça çıkmasın istesem. Bak dünya çıkar. Şimdi çıksın istiyorum ya çıkmıyor. Böyle cins bir oyun işte. Şu madene de mod indireyim. Değiştireyim şu madene de daha keyifli olsun. Saat daha erken.
Şaşırdım ya balçıkçı çıkmasına. Yavrum sen ne işin var burada? Sen niye benim ölüme çıkıyorsun ki? Silahım iyi olmadığı için çok şey yapmayacağım, artistik minik minik ilerleyeceğim. Burada kaç oldu? 4'ten daha çıkar mı? O çıktı, vallahi çıktı. Oha. Marlon'a yetişemeyeceğiz, o ayrı bir konu da. Siz söyleyebilir miyim? Öleceğim. Bu kadar şeyi kesemem. Üzgünüm. Oğlum alsana şu görevi. Böyle bir alsan ne olur? Yanındayım. İlla macera peresel loncasına mı girmem gerekiyor yani o görevi alman için? Neyse. Çantada yer yok değil mi? Aslında ağaç kesebilirim. Dur keseyim mi? Enerjim çok var çünkü. Şunu da keseyim gidelim. Bunu sadece yukarısını keseceğim ama. Boz biraz gıcık yaptı da. Evet. Verimli bir gün oldu ya. Yani çok kötü değil. Yani. Üzgünüm. Seni sonra alacağım. Şimdi ben şunları bir halledeyim. Bir videonun süresine bakayım izninizle. Şunları ek. Tam da 2 tane lazımmış. Çok iyi. Şunları sat. Ama şunu da şöyle koy. Bir saniye. Bundan var mı? Halk evi için var. Hemen yatalım. Elimizde pırasayla. Balıkçılık 4. Güzel. Geri dönüşüm makinesi çıktı. Yani 500 gold. Hiç olmamasının iyidir. İzninizle bir videonun süresine bakacağım. Evet. Dolmuş. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bu bana çok büyük bir destek olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.